Merhaba sevgili öğrenciler, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzunluk ölçülerini öğrendik. Şimdi ise uzunluk ölçme ile ilgili problem çözümü yapacağız. Hazırsanız sorularımızı çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Terzi Nurten elindeki 1 metre kumaşın 38 santimetresini kullandı. Geriye kaç santimetre kumaşı kaldı? Düşünüyorum, Terzi Nurten'in elinde kaç metre kumaş var? Ne kadar kumaş var? Şöyle 1 metre kumaş var. Peki ne yapıyor? 38 santimetresini kullanıyor. Yani şöyle ucundan alıp 38 santimetresini kullanıyor. Geriye kaç santimetre kumaş kaldı dedi bize. Kullandığımız zaman elimizdeki kumaş azalacağı için çıkarma işlemi yaparız. 1 metreden 38 santimetreyi çıkaracağız. Ancak metreden metre, santimetreden de santimetre çıkarabilirim sevgili öğrenciler. Eğer biri metre, diğeri santimetre ise birbirine dönüştürmem lazım. Benim bu soruda şu bilgiyi bilmem lazım. 1 metre 100 santimetreye eşittir. Ben demek ki metreyi 100 santimetreye çevirdim. Bu şekilde çıkarma işlemimi yapacağım. Demek ki 100 santimetre kumaşı vardı. 38 santimetresini kullandı. Geriye ne kadar kaldı oldu? Çıkaralım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldık. 10'da 9 kaldı. 0 ise 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2, 9'dan 3 çıktı. 6 kaldı. Terzi Nurten'in elinde 62 santimetre kumaş kalmıştır. İkinci sorumuza bakalım. Derinin bir adımı 25 santimetre gelmektedir. 4 adım atan derin kaç santimetre yürümüştür? Derin bir adım attığında 25 santimetre ilerliyormuş. Şöyle çizelim hadi derini. Şu kolları olsun. Şu da derinin bir adımı. Derinin bu bir adımı 25 santimetre gelmekteymiş. Ama derin ne kadar yürüyor? 4 adım yürüyor. Yani şuradan başladı. Bir adım daha attı. Bir adım daha. Bir adım daha. Ne yaptık? 25. 25. 25. Yani 4 tane 25 yürümüş oldu. Bu 4 tane 25 santimetreyi toplayıp ne kadar yürüdüğünü bulabiliriz. 5, 10, 15, 20. 20'nin 0'ı elde var. 2. 2, 4, 6, 8. 2 de elde vardı. 10. 100 santimetre ilerlemiştir. 100 santimetre derin yürümüştür. Bize soru santimetre şeklinde sorduğu için 100 santimetre diyebiliriz. Ancak şunu da bilmemiz lazım demiştik. 100 santimetre 1 metreye eşittir. Derin 1 metre yani 100 santimetre yürümüştür. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Dikdörtgen şeklindeki bahçemizin kısa kenarı 23 metre, uzun kenarı 60 metre olduğuna göre uzun kenarı kısa kenarından kaç metre daha uzundur? Dikdörtgen şeklindeki bahçemizi hemen çizelim. Bu bizim bahçemiz. Kısa kenarı yani şurası 23 metre, uzun kenarı yani şurası da 60 metreymiş. Diyor ki bize uzun kenar kısa kenardan kaç metre daha uzundur? Arasındaki farkı bulmam lazım. Bunun için de çıkarma işlemi yaparım. Yani uzun kenardan kısa kenarı çıkarıyorum. 0'dan 3 çıkmadığı için yandan bir 10'luk aldık. 10 oldu. 6'da ise 5 kaldı. 10'dan 3 çıktı. 7, 5'ten 2 çıktı, 3 kaldı. Demek ki bahçemizin uzun kenarı kısa kenarından 37 metre daha uzundur. Dördüncü sorumuz, bir silginin uzunluğu 3 santimetredir. 8 tane silgiyi yan yana koyduğumuzda kaç santimetrelik uzunluk elde ederiz? Önce bir silginin uzunluğunu şöyle çizelim. Bu bizim bir tane silgimiz. Uzunluğu ne kadar? 3 santimetre. Diyor ki 8 tanesini yan yana koyduğumuz zaman. Yani şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane silgiyi yan yana koyduğumuzda ne kadar uzunluk elde ederiz diyor. Şimdi bir tanesi 3'tü. Yanındaki silgi de 3.
3, 3, 3, 3, 3, 3. Kaç tane 3 oldu? 8 tane 3 oldu. Hepsini toplayabileceğim gibi kısa yolum çarpma işlemiydi. 8 tane 3 de diyebilirim. 8 kere 3, 24'tür. Demek ki bu silgileri yan yana koyduğumuzda 24 santimetrelik uzunluk elde ederiz. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki ağaçların arasında 7 metre vardır. Buna göre ilk ağaç ile son ağacın arasındaki mesafe kaç metredir? Her iki ağacın arasında 7 metre mesafe varmış. Yani şurası 7 metre, şurası 7 metre, şurası da 7 metre. Aralarındaki mesafeleri yazdım. Soru bize ne sordu? İlk ağaç ile son ağacın arasındaki mesafe. Yani şurayı sormuş oldu. Bu aradaki mesafede ne var? 7, 7, 7. 3 tane 7 var. Ben bu 3 tane 7'yi toplayabileceğim gibi ne derim? 3 tane 7 şeklinde yazıp çarpma işlemi şeklinde de çözebilirim. 3 kere 7 21'dir. Demek ki ilk ve son ağacın arasındaki mesafe 21 metredir. Altıncı sorumuza bakalım. Ailenin 45 santimetre kurdelesi vardır. 1 metre olabilmesi için kaç santimetre kurdeleye ihtiyacı vardır? Ailenin kurdelesi 45 santimetre. Yani şöyle bir kurdele olsun. 45 santimetre. Ailen ne kadar olmasını istiyor? 1 metre olmasını istiyor. 1 metre kaç santimetredir? 100 santimetredir. Yani 45 santimetresi var. 100 santimetre olsun istiyor. Üstüne ne kadar ekleme yaparım? Arasındaki farkı bulmam lazım. Ekleyeceğim mesafeyi bulmam lazım. O yüzden de çıkarma işlemi yaparak bulabilirim. 100'den 45'i çıkarıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 1 onluk aldık. Burası 9 kaldı. Burası da 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Demek ki ailenin 55 santimetre kurdeleye ihtiyacı vardır. 7. sorumuza bakalım. Aralarında 42 metre bulunan Dino ve Fifi birbirlerine doğru koşmaya başlıyor. Dino 12 metre, Fifi 27 metre koşunca aralarında kaç metre mesafe kalmıştır? Karşılıklı olan iki tane köpeğimiz var, Dino ve Fifi. Aralarındaki mesafe şu anda 42 metre. Önce şunu düşünüyoruz. Birbirlerine doğru koşarlarsa aralarındaki mesafe artar mı, azalır mı? Evet, azalır. Peki azalırsa biz hangi işlemi yaparız? Çıkarma işlemini yaparız. O zaman önce Dino'nun koştuğunu düşünelim. Dino 12 metre koşuyormuş. Şuradan başladı Dino. 12 metre koşacak. Aralarında şu anda 42 metre mesafe vardı. Dino 12 metre yaklaşınca aralarındaki mesafe azalacağı için çıkarıyorum. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 1 çıktı, 3 kaldı. Dino 12 metre ilerleyince aralarında artık 30 metre mesafe kaldı. Bir de Fifi'yi koşturalım bakalım. Fifi ne kadar koşuyordu? 27 metre koşuyordu. Fifi de Dino'ya doğru 27 metre koşacak. Aralarında 30 metre mesafe vardı. 27 metre yakınlaşacak. Yakınlaştığı için çıkarıyorum. Aralarındaki mesafe azalacağı için. 0'dan 7 çıkmaz. O zaman 1 onluk aldık. Burada da 2 kaldı. 10'dan 7 çıktı. 3 kaldı. 2'den 2 çıktı. 0 kaldı. Demek ki birbirlerine koştuklarında aralarında 3 metre mesafe kalmıştır. 8. sorumuz. Kerem'in bir karışı 10 santimetredir. Kerem masanın uzunluğunu 6 karış ölçtüğüne göre masa kaç santimetredir dedi. Şimdi önce Kerem'in bir karışını düşünelim. Yani şöyle bir karışı mesafesi 10 santimetreymiş. Masamızı çizelim hadi. Şu bizim masamız olsun. Kerem'in bir karışı 10 santimetre. Şuraya da Kerem'in karışını çizelim. Şöyle yapalım. Kerem'in şu bir karışı 10 santimetre. Kerem ne yapıyor bu masayı? 6 karışta ölçüyor. Yani şu elini 6 defa kullanarak ölçüyor. Her birinde ölçmeye başlasın. 10, 20, 30, 40, 50,
60. Neden onar onar saydım? Bir karışı 10 santimetre olduğu için, 6 karış ölçtüğü için 6 defa ilerledim. Bakın birinci karışı, ikinci karış, üçüncü karış, dördüncü karış, beşinci karış ve altıncı karış. 10 santimetreydi bir karışı. O zaman 10, 10, 10, 10, 10, 10. Yani 60 santimetre bu masanın uzunluğudur. 9. sorumuza bakalım. Emel'in bir adımı Emre'nin 4 ayağına eşittir. Emel bahçenin uzunluğunu 5 adım olarak ölçtüğüne göre Emre kaç ayak olarak ölçer? Burada adım ve ayağı iyi düşünmemiz lazım. Adım bizim yaptığımız normal yürümeydi. Ayak ise ayaklarımızı böyle dip dibe koyarak yaptığımız ölçümdü. Şimdi bu soruda bize hangi bilgiler vermiş? Önce ona bakalım. Emel'in bir adımı. Şöyle Emel'in bir adımını şöyle çizelim. Şu Emel'in bir adımı olsun. Şöyle sadece ayaklarını göstermiş gibi olalım. Emel'in 4 ayağına eşittir. Arasına da Emel'in 4 ayağını çizeceğim. Altına Emel'in 4 ayağı. Bakın 1, 2, 3, 4. Gördünüz mü? Emel'in bir adımı Emre'nin 4 ayağına eşit olmuş oldu. Önce bunu gösterin böyle sorularda. Daha sonra ise devamını getirelim. Emel bahçenin uzunluğunu 5 adım olarak ölçüyor. Emel 5 adım yürüsün. Bir tane atmıştı zaten. 2, 3, 4, 5. Emel ne yaptı? Şöyle ayaklarını da çizelim hemen. 5 adım olarak bahçenin uzunluğunu ölçtü. Diyor ki Emre kaç ayak olarak ölçer? Bize ayakları soruyor. Şimdi bir tane adım 4 ayaktı. Şuradaki bir adım da 4 ayağa eşit olacak. Şurası da 4 ayak. Burası da 4 ayak. Şurası da 4 ayak. Şurada zaten yine 4 vardı. Onu da yazalım. Kaç ayak olmuş o zaman toplayalım. 4, 8, 12, 16, 20. Emre'nin 20 ayağına eşit olmuş oldu. Cevabımız 20. Bunu çarpma işlemi şeklinde de çözebilirsiniz. 5 kere 4 yine cevabımız 20 olacaktır. 10. sorumuza bakalım. Tarık'ın bir karışı Hülya'nın 15 parmağına eşittir. Kitabın boyunu Tarık 2 karış olarak ölçüyor. Aynı kitabı Hülya kaç parmak ölçer? Bir üstteki soruyla benzer sorular. Yapacağımız iş aslında aynı. Bize en başta verilen bilgiyi kullanacağız. Sonra sorunun devamını getireceğiz. İlk bilgiye bakalım. Tarık'ın bir karışı Hülya'nın 15 parmağına eşittir. Tarık'ın bir karışını çizelim şuraya. Şöyle bir karış. Bu gördüğümüz bir karış Hülya'nın 15 parmağına eşitmiş. Yani Hülya parmakla nasıl ölçtü? Şu şekilde kullanarak ölçmüş. 15 parmak çıkmış değil mi? 15 parmak. Diyor ki kitabın boyunu Tarık 2 karış olarak ölçüyor. Tarık 2 karış dedi. O zaman yanına Tarık'ın bir karışını daha çizelim. Şöyle bir karış daha ölçtü. Yine Hülya'nın ne yaptı bu? 15 parmağı yaptı. 2 karış 15 parmak 15 parmak. Kaç parmak ölçer dediği için bakın 2 karış. Kaç parmak oldu? 15 ile 15'i toplayalım. 5, 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var. 1, 1, 2, 3. 30 parmak oldu. 2 karışın uzunluğu 30 parmağa eşit olduğuna göre bize zaten parmağı sorduğu için cevabımız 30 olmuş oldu. Evet sevgili öğrenciler, şimdi ise sıra sizde. Elinde 1 metre tahta parçası olan Hasan 27 santimetresini kesiyor. Hasan'ın elinde kaç santimetre tahta parçası kalmıştır? Cevabını aşağıya yorum olarak bekliyorum. Bugünkü dersimizi de burada bitirmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.